Merhabalar sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Düzce yerel basın olarak merkezde bulunan Gümüş Dedektör'e konuk olduk. Yanımızda firma yetkilimiz Fatih Kuş ile beraberiz. Fatih Bey, öncelikle merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli izleyicilerimize sizleri daha yakından tanıtmak istiyorum. Fatih Bey kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Fatih Kuş ben. Gümüş Dedektör Düzce'nin sahibiyim. Yaklaşık 5 sene önce sektöre girdik. 5 senedir hizmet veriyoruz. Türkiye çapında da 15'e yakın daha şubemiz var. Sektör olarak elimizden geldiğince insanlara bu konularda hizmet veriyoruz. Çok güzel. Sadece Düzce değil, Türkiye'nin hemen birçok ilinde de hizmet veriyorsunuz. Peki burada neler yapıyoruz Fatih Bey? Verdiğimiz hizmetler nelerdir? Bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? En başta genel konjonktüre baktığımızda dünya çapında bu bir hobidir. İnsanların ailesiyle, çoluk çocuğuyla, sahillerde ya da işte efendime söyleyeyim eski bölgelerde gezerek metal, değerli taş, maden aramasıyla ilgili genel bir hobidir. Bunlarla ilgili dedektörler alıp satıyoruz, kiralama yapabiliyoruz. Yeri geldiğinde devlet hizmetlerimiz de oluyor bu konularla ilgili. Elimizden geldiğince insanların bu konulardaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çok güzel, başarılarınız daim olsun o halde şimdiden. İzleyicilerimizin merak ettiği bir soru yöneltmek istiyorum sizlere Fatih Bey. Dedektörle arama yapmak serbest mi? Bu sistem yurt dışında nasıl işliyor? Önce serbest mi cevap vereyim. Şimdi ben bunları burada normal olarak satabiliyorum. Siz aldığınızda, müşterimiz aldığında faturasını kesebiliyorum. KDV'si ödeniyor, vergisi ödeniyor. Yani ben bunları satabiliyorsam insanlar bununla herhangi bir yerde arama yapmakla ilgili bir sorun yaşamaması lazım ki yaşamıyor da. Bazı araştırma eksiklikleri olduğu için insanlar bu konulara biraz çekinerek yaklaştığı için biz onları her konuda zaten aydınlatıyoruz. Genelleme yaparsam dedektörle arama yapmak serbesttir. Bizim ülkemizde izinsiz kazı yapmak yasaktır. Bağlı olduğunuz bölgenin karakol komutanlığına ya da vesaire kolluk kuvvetlerine gidip bugün şu bölgede arama yapacağım diyerek izin alabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, kazı yapmak için izin almanız lazım. İzinsiz kazı yapamazsınız. Ve yurt dışındaki sisteme geldiğimizde Türkiye ile karşılaştırmak gerekirse insanlar arama yapmak istedikleri bölgede rahatça aramalarını yapıp bir dedektör alıp arama yaptıkları bölgede buldukları envanteri, yani bu tarihsel olabilir, gümüş para olabilir, altın para olabilir, her şey olabilir. Yani toprağın altında ne olduğunu bilemiyoruz maalesef. Bunları dedektörle anlıyoruz. Bulduğu şeyi bir müzeye ya da bir yere kayıt ettirip bunları kendine üstüne zimmetliyor. Ve bunu isterse bir müzeye satıyor, isterse bir müzayede de satıp parasını alabiliyor. Yurt dışında karşılaştırdığımızda tabii ki Türkiye'deki kanunlarla bayağı bir eksiklikler var. İnşallah ilerleyen dönemlerde Türkiye'de de, ülkemizde de yurt dışındaki gibi kanunlara nizami olarak arama yapma yükümlülükleri değiştirilir. İnsanlar bu konuda biraz daha rahat ederler. Hem bu sayede tarihsel kaçakçılığın da önüne geçmiş oluruz. Hem bu sayede hepimiz kazanmış oluruz. Güzel bir iş. Dünya çapında baktığınızda elit bir hobi aslında. Çocukların da kullandığı dedektörler çocuk adı altında, çocuk dedektörü adı altında üretilip satılabiliyor. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bir sektörde çocuğa öğütülen bir şey varsa o sektörden nasıl bir zarar gelebilir ya da niye yasaklanabilir? İnsanların tabii ki bunu bir düşünmesi lazım. Vermiş olduğunuz bu bilgi için teşekkür ediyorum o halde. Peki, bölgenizde birçok bu sektörden firmalar var biliyorsunuz. Bu sektörde de karşılıklı güven çok ama çok önemli. Evet. Siz bu güveni müşterilerinize nasıl sağlıyorsunuz? Sizleri neden tercih etmeliyiz? Öncelikle çok büyük bir firmayız. Yaklaşık 15 yıllık bir geçmişi var Gümüş Dedektör firmasının. Ben de 4-5 yıldır devam ediyorum firmamızda. Türkiye'nin, tekrar söylediğim gibi, Türkiye'nin birçok yerinde şubemiz var. Belli bir oranda artık tanınıyoruz. Birçok hizmet sürüyoruz. Kapıda ödemeli cihaz gönderebiliyoruz. İnsanları buraya davet ediyoruz. Bize geliyorlar, tanıyorlar. Her şeyden önce dürüst bir ticaret yapmaya çalışıyoruz. İnsanlara faturasız mal satmıyoruz.
Herhangi bir durum olduğunda garanti veriyoruz. Tamirat, tarlat, her konuda yardımcı oluyoruz. Bu konularda göze alındığında bizim sektörümüzde bir tık öne çıkmaya başardık ve bunu da devam ettireceğimize inanıyoruz. Peki Fatih Bey, Gümüş Dedektör lokasyon olarak Düzce'nin neresinde ve nerelere hizmet ediyor? Gümüş Dedektör lokasyon olarak önce şuradan söyleyeyim. Düzce konum itibariyle Ankara ve İstanbul arasında bir merkez noktada. Biz de Düzce'nin tam merkezindeyiz. Cedidiye Mahallesi'nde tam merkez bölgesindeyim. Lokasyon olarak zaten Gümüş Dedektör ya da Düzce Dedektör yazıldığında konumlar, efendime söyleyeyim, haritalardan çok rahat bulunabilir. Telefonumu arandığında da zaten direkt ben WhatsApp üzerinden konum atarak da geliyor müşterilerim ki genelde zaten bu şekilde oluyor. Bulunmamız çok kolay. Peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medya hesaplarınızı paylaşabilir misiniz bizlerle? Tabii Instagram hesabım Gümüş Dedektör Düzce, Facebook'ta Gümüş Dedektör Düzce olarak yazdığımızda zaten hepsi karşına çıkacaktır. Çok güzel. Peki Fatih Bey, buradan son olarak Gümüş Dedektörü bu zamana kadar tercih eden tüm müşterilerinize ve izleyicilerinize son olarak neler söylemek istersiniz? Tabii ki tercih etmeye devam etmeleri söyleriz. Çok çok isteriz. Biz de bu konuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizi bilsinler. Bizden bugüne kadar dedektör alan, güvenen, gelen, ticaret yapan, bir dedektör alıp da 3 tane daha arkadaşını aldıran tüm müşterilerime çok çok teşekkür ederim. Elimizden geldiğince işimizin başında olmaya devam edeceğiz hayırlısıyla. Çok güzel. Vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Hem Düzce halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. Çok teşekkürler Fatih Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İşimin uzmanıyım.